Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemize ağaçları sulamak için ve damlama sulama yapmak için ana hat çekiyoruz, ana boru hattı çekiyoruz. YouTube'da baktığım zaman hiç adam akıllı böyle anlatan bir doğru düzgün kanal yok. İnşallah ilk ben olurum ve video izlenir, beğenilir. Hemen genel olarak size mantığı anlatayım. İlk başta bir 7 eşbirlik motorumuz var. Su motoru. Hemen yanında kuyumuz var. Daha kuyumuzun elektrik, işte dalgıç, pompa vesaire işleri bitmediği için bu sene böyle bir şey yapma kararı aldık. Borularımız 50'lik boru. Tüm hat boyunca 50'lik boru olacak hepsi. Ekstra bir boruya gerek yok. İlk olarak şu kafasındaki aparatını değiştiriyoruz. 50'lik boru ile birlikte bir aparatla direkt borumuzu bağladık. Bu motordan gelen ilk su buraya gidiyor. Burada bir T borumuz var. Suyu iki yöne gönderecek şekilde. Burada bir adet vana. Burada bir adet vana var. Bunun asıl amacı şöyle baktığımızda bir böyle bir hattımız gidiyor. Bu tarafa doğru. Bir de diğer tarafta bahçenin arkasından diğer tarafa çim ekiminin yapılacağı ve oradaki diğer ağaçları sulanacağı için iki ayrı hat çekmemiz gerekiyordu. Bu sorunu bu şekilde çözdük. Asıl amaç ana borudan sular geliyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ana hat üzerinden bu şekilde devam et gidecek. Şuradan sonra şu bahçenin ortasına doğru damlama çekilecek. Bu bugün olmaz ama olduğu zaman isterseniz çekerim o damlama çekim işleminde. Bu ana hat ve ağaçların sulanacağı hat. Mesela bu hat böyle devam ediyor. Bir tane boru delgeç aparatı var. Şu an yanımda değil ama geçtiğimde gösteririm motorun yanına. Bu aparat bu boruları delebiliyor. Deldikten sonra şöyle bir vanamız var. Gördüğünüz standart vana. Bizim düşüncemiz deldiğimiz yere bu vanayı takıyoruz. Bu vanayı taktıktan sonra ucuna da bahçe hortumları var ya, bildiğimiz standart bahçe hortumları. Yani toplasan şöyle bir, yani şöyle koyduğumuzda bakalım. Şu kadar bir mesafe. Bu kadar mesafeden de bahçe hortumu geliyor. Direkt çok dibine yanaşmadan şurada falan bitecek. Oradan direkt vanalardan sulayacağız. Vana takmamızdaki asıl amaç da yani ne olur ne olmaz kuru ağaç olur vesaire olur ya da daha çok suya ihtiyacı olan ağaç olur diye. Hepsinin başına birer vana koyduk ki istediğimiz ağaç tek tek de sulayabilelim. O yüzden de böyle bir sistem yaptık. Bahçe hortumu takmamızdaki amaç da tamamen şey. Bu aradaki mesafe var ya, bu anahtarları tellerle birlikte direklere sabitleyeceğiz. Sabitleme işlemi yapıldıktan sonra ya diyelim ki o aranın sürülmesi gerekiyor. Da ağacın etrafının sürülmesi gerekiyor. Bahçe hortumu direkt kaldırdığımız zaman bu alan yine boşalacak. O yüzden bu ana hattımız üstünde parça parça küçük hatlar da olacak. Yani ana hat bu şekilde olduğu zaman hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ben çok fazla deneme yaptım. Geçen seneden yani. En mantıklısı bu şekilde oluyor. Şöyle geldiğimizde bu hat böylece bütün bahçeyi dolanacak. 7 eşbirlik motor işimizi göreceğini düşünüyorum. Yani işimizi gördüğü zaman da hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiz. Bakın şöyle, şu şekilde gidiyor. Bir 100 metre daha boru aldık. Karşı ağaçlara kadar komple hepsini dolanacak. Her ağacın yanında da birer vana. O vanayla da bütün işimizi çözeceğiz. Genel olarak mantık bu şekilde olacak. İlerleyen süreçte de en sonunda da su bastığımızda nasıl ilerlediğini göreceksiniz. Şu vanamızı da alalım buradan. Yani bu vana her şeyin çözümü olacak yani bizim için. Çok basit bir sistem aslında. Herkes yapabilir bahçesinde. Boştan yere suculara para vermeyelim. Onun yerine hattımızı kendimiz yapalım. Ben size de göstereyim olarak. Şöyle. Bunun takımı da ilk başlarda sıkıntıydı. Tabii ben öğrendiğim için sıkıntı yok da. Hemen şöyle bir oturayım. Arkadaşlar, aldığınızda şöyle mavili mavili apartlarla beraber geliyor bunlar. Bunun takma işlemi de şu şekilde. Mesela bu bir vana. Standart geldi. Şunu kapağını çıkarıyorsunuz. Çevirdikten sonra şöyle içinden aparatlar çıkıyor. 1, 2 ve ağzında var beyaz 3. Sırasıyla anlatıyorum. İlk olarak mavi.
Hop borudan geçti. Beyaz. Beyazı da bakın. Baktığınızda şöyle bir tırıntıklı bir kısım var. Bakın şöyle. Şu kısım borun ucuna doğru bakacak. Bunu takması biraz zor. Bunu da taktık. Siyah aparatı alıyoruz. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, bir telefon çaldı. Telefon çaldığı için video yarıda kaldı. Hemen kaldığım yere devam edeyim. En son siyah aparatı takıyormuşum. Siyah aparatı takacağız. Siyah aparat da şu şekilde. Biraz yüksek kalan kısmı, tırtıklı kısmı şeye doğru bakacak. Vanaya doğru. Bunu da taktık. En son lastiğimizi de takıyoruz. Bunun sırası tabii ki önemli. Takabilirsem eğer. Şöyle çok az, çok fazla ileri götürmüyorsunuz. Direkt ucunda kalıyor. Basit bir sistem. Direkt şunu tutuyorsunuz. Hop. Gördünüz. Direkt gitti içine. Arkasından bunu yerleştiriyorsunuz. Hemen arkasından beyaz da gidiyor. Şu an ittiremiyorum. Sert biraz. Sonra çeviriyorsunuz. Bitti. Takıldı. Bu kadar basit yani bu işlem. Çok bir iş, zor bir işlem değil. O yüzden yani ya kendiniz yapabilirsiniz. Arkasından diğer tarafa da aynı işlemi yapıyorsunuz. Ve borular birbirine bağlandı yani. Bu kadar basit bu iş. Bu şekilde. Bu anahat buradan gelecek. Diğer tarafa gidecek. Bu da bu tarafa gelecek. Motor basacak. Her türlü basar dediler. Deneyeceğiz işte. Karşı ağaçlara doğru. 100 metrelik bir boru daha aldık. 50'lik boru. Bize maliyeti biz direkt fabrikadan aldık. 100 metresine 1375 lira para verdik. Şu vanalarla vesaire işte 2 tane vana. Ondan sonra 50 tane damlama sulama vanasıyla birlikte. Hepsi toplam 200 lira tuttu. 1375, 1400 diyelim. 1400 de boru tuttu. Boruyla birlikte 1600 lira para verdik. Zaten şu bizim geçen sene kullandığımız borularda. Geçen sene farklı bir sistem yapmıştık. Verimli olan olmadı. Çünkü direkt ana hatlardan suluyorduk direkt böyle. Arkları. Ark diyorlar böyle ortalı hizalı, bir fotoğrafını koyarım. Arkları suluyorduk. O ark işlemi hiç yararlı olmuyor. Hiçbir anlamı olmuyor. Eğer damlama yapacaksanız da her şey yapabilirsiniz ama suvandır, maruldur, maydanozdur. Böyle biraz daha geniş etrafa yayılan bitkiler varsa şey yapmanız lazım. Yağmurlama. Çünkü damlama olmuyor. Eğer biberdir, domatestir vesaire ekecekseniz de onlar da şey kullanabilirsiniz. Damlama. Diğerdir soğandır, maydanozdur, maruldur, dereotlarıdır vesairedir. Bunlar da damlama yapmanız daha şey, yağmurlama yapmanız daha mantıklı. Çünkü daha geniş bir alanı nemli bırakır ve her taraftan suyunu almış olur. Şu anlık bu şekilde. Gördüğünüz gibi anahtarımızı çekmeye devam ediyoruz. Çok bir işlem kalmadı. Anahtar çekildi. Şu an malzeme eksik almışız. Birkaç tane ara aparatı var. Boruların birbirine bağlandı. Yine aynı bunun gibi vana. Fakat vanası yok. Direkt ikisi tane birbirine geçiyor. Bunu buna bağlıyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. İşlem bitiyor. İşlem de gösterdiğim gibi çok basit bir şekilde yapılıyor. Yani çok zorlamıyor sizi. Sırasını karıştırmayın, yeterli. Ben size sırasını tekrar göstereyim. Şu düz boru. Maviyi taktınız. Beyazı taktınız. Tırıntıklı tarafı şeye baktı. Vanaya doğru baktı. Siyah aparat. Şu şekilde taktınız. Lastiği taktınız. Lastikteki asıl amaç çok şeye götürmeyin. Uç tarafa götürmeyin. Çok bir anlamı olmaz o zaman. Şu şekilde. Bunu da taktınız. Direkt zaten lastik kendini içeri doğru ittiği zaman her türlü gidiyor. Şu an tek olduğum için o işlemi yapamıyorum ama inşallah yapacağım. Şöyle tutarsam olur gibi herhalde. Bak o kadar tek elimle yapabiliyorum. Olmadı. Oldu. Direkt lastik zaten direkt içine alıyor. Çevirerek girdiği için. Arkasından bunu ittiriyorsunuz. Bunu ittiriyorsunuz. Beyazı da çeviriyorsunuz. İşlem tamam. Birbirine bağlandı. 50'lik boru tavsiyemdir. 50'lik boru ucuz. Kolay bulunabiliyor. Her yerde var. Ve delmesi de kolay. Delgeç aparatını göstereyim. Bulabilirsem. Bulup geleyim. Şunlar da vanalarımız. Gördüğünüz gibi. Şunlar ha. Vanalarla birlikte lastikleri de var. Lastikleri de buraya takılacak. Arkasından göreceğiz. Ben takarken de yine video çekerim yani nasıl takıldığıyla alakalı. Çok bir şey değil.
Lastiklerini takıyoruz. Arasından geçiyor yine diğer burada olduğu gibi. Su da kaçırmıyor arasından. Tertemiz oluyor. Dur, bulup geliyorum delgeçi. Göstereceğim size hemen onu da. Evet arkadaşlar, delgeci hemen bulup geldim. Delgeç böyle bir şey. Çok da zor bir şey yok yani. Batırıyorsunuz. Çevire çevire. Dur, tek elimle yapamıyorum ben bu işlemleri. Şu an biraz zorluyorum kendimi. Tek elle olduğum için. Anladınız, çok zor bir işlem değil. Ben şu an tek elle olduğum için. Dur, açıp geleyim hemen deliği. Evet arkadaşlar, hemen delip geldim. Çok basit bir işlem. Direkt sokuyorsunuz. Çevire 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 direkt birazcık baskı uygulamanız gerekiyor. Direkt çıkıyor zaten. Basitçe delindi. Lastik de olacak tabii bunun içine. Lastiği takıldı. Arkasından bu. Olan bu olacak. Buradan vanayı açtığınızda direkt su buradan bahçenin dibine, meyvenin dibine akacak gidecek. Damlama yapacaksanız da ucuna damlama borusunu takacaksınız. Aralardan sızıp gidecek. Yani önemli olan ana hattı çekebilmek. Ana hattı çektikten sonra yarın diyelim ki sıkıştınız. Bizim evimiz burada mesela. Ana hat burada ya. Hemen şuradan bir yerden bir dele geç. Bir bahçe hortumu hemen direkt eve götürebilirsiniz. Ya da bir şey oldu. Ani bir suya ihtiyacınız olan bir yer oldu mesela. Diyelim ki bu sene buraya çekmediniz ama bu sene şuraya bir tane ağaç diktiniz. Hemen delip yanına bir tane daha vana hemen buraya da kullanabilirsiniz. Ya da diyelim ki ortaya bahçe hortumu, yani uzun bahçe hortumu çekmeniz gerekti. Diyelim ki ortaları sulayacaksınız. Direkt bir delgeç deliyorsunuz. Bahçe hortumu takıyorsunuz. Direkt ortaya bir şey geçiyor. Bahçe hortumuyla başka bir işlem yapabiliyorsunuz. Yani şey gibi evlerimizde olduğu gibi ana hat geliyor. Ana hatta her şeyde kullanabiliyorsunuz. Mutfakta de kullanabilirsiniz yani. O suyu. O da bunun gibi yani. Ana hat geliyor. İstediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. O yüzden ana hattı çekmenizi tavsiye ederim. Yağmurlama vesaire çok tavsiye etmem. Yani direkt bizim mesela şu an komşumuz o şekilde suluyor şöyle. Yağmurlamayla. Ama ağaçların dibine gitmiyor. Gitse verimli olmuyor. O yüzden tavsiyem ana hattı çekip içlerinden şu musluklarla direkt her işinizi çözebileceksiniz. Çok çok basit bir işlem. Çok çok zor bir işlem değil. Ama adam akıllı anlatan kimse olmadığı için herkes zorlanıyor. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Biz de çok zorlandık. Geçen sene yani gittik usta çağırdık. Usta hattı kurmuştu. Direkt ana hatlardan gelen şu. Mesela şu ana hat. Direkt buradan akan suyla sulamaya çalışmıştık. Hiç verimli olmadı. Her gün buradayız. Her gün sulama yapmak zorundayız. Yetişmiyor. Bunu direkt motoru çalıştırdığımız an, vanayı açtığımız an direkt bütün her taraf ortalama 10 dakika 15 dakika içinde sulanacak. İşlem bitecek. Bu kadar basit yani. Sizin zamanınızı da çalmayacak. En önemli şey zaman. Hava çok güzel duruyormuş bu arada. Yani bu şekilde şu an ana hattımızı çektik. Sadece bağlanması kaldı. Bağlanması için de şu mavilerin vanasız olanlarından lazımdı. Onu almayı unutmuşuz. Direkt vanasız olandan alacağız. Oradan çektikten sonra direkt delme işleme kalacak. Deldikten sonra vanalar takacağız. İşlem bitecek. Son halinde video olarak sonuna ekleyeceğim, çekeceğim. Böyle yararlı videolar istiyorsanız kanalıma abone olup beğenebilirsiniz videoyu. Süreç devam ediyor şu an. Hattımızı çektik. Bakalım neler olacak. Devamında görüşürüz. Evet arkadaşlar. En son anlattığım kurulumdan sonra bir gün geçti. Çünkü o gün yetişmemişti. Ama şu an gelen hatlarıyla ana hattımız bitti. Biz ihtiyacımız olan her yere birer tane vana vesaire koyduk. Ve her ağaç dibine de koyduk. Şu an %90-95 işimiz bitti. %5'lik %10'luk kısımda sizin fikirlerinize göre şekillenecek olan kısmı. Bizim yapmış olduğumuz direkt karşı ağaçlara geçip göstereceğim size. Yani bizim yapmış olduğumuz kısım ağaçlara su vermekti. Şu an sadece damlama vesaire çekilmesi kaldı. Onlar da toprak bir daha çapa motoruyla sürüldükten sonra yapılacak olan kısım. Şu anlık gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Her ağacımızın dibine bahçe hortumuyla ana hattan gelen su tesisatını çektik. Denemesini yaptık. Çok çok güzel oldu. Çok çok verimli oldu ve zaman kısıtlı olan insanlar için zaten 10 dakikada 15 dakikada hatta 10-15 dakika bile sürmüyordur. 5-10 dakika içinde bütün her yeri sulayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan. Çünkü çoğu zaman vaktimiz genelde bahçe sulamakla geçiyor. Damlamanın sulamasını beklemekle geçiyor. O yüzden hemen mesela
Motoru çalıştıktan sonra direkt geliyoruz. Buradaki açık vanalar mesela. Direkt buranın tanzikli su basmaya başlıyor. Hepsini denedik. Şu an görüyorsunuz mesela bahçenin diğer ucuna kadar. Her yerde çikili. Her yerde suyu çok hızlı basıyor. Tanzikli basıyor ve hepsini de rahat bir şekilde doldurabiliyor. Genel olarak hat bu şekildeydi. Hatla alakalı sormak istediğiniz bazı sorular varsa ya da anlatmadığım kısımlar varsa, unutmuş olduğum kısımlar varsa mesajlar alttaki yorumlar kısmından sorarsanız cevap vermeye çalışırım. Bütün yorumlara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi direkt vanamız burada. Direkt kapalı. Direkt bahçe hortumu zaten bildiğiniz standart basit bir şey. Direkt yani biraz zorlamayla direkt sokabiliyorsunuz buraya. Soktuktan sonra zaten direkt bir üstüne telle yaparsanız, çünkü bazen tanzik fazla geliyor, az geliyor. O zamanlarda da hiç sıkıntı çekmezsiniz. Çıkma vesaire olaylar da olmaz. Buradaki asıl amaç, diyelim ki bu ağacımız çok sulandı. Ya da sulamak istemiyoruz bu ağacı. Direkt buradan vanasını kapatıyorsunuz. Buraya su gitmiyor. Diğerlerine su gidiyor. Aynı hatta diğer tarafta da çevrili. Biraz da oraya göstereyim size. Ayrıca orada bir de fıskiye olacak. Tabanca dedikleri. Bu çim vesaire sulamak için yağmurlama da kullanılan fıskiyeler var. Ayrıca orada onlar da var. Onlar da çalıştırıyor. Zaten şimdi ben size göstereceğim çalıştıkken halini. Genel olarak buralarda hepsini de tek tek yapmaya çalıştık. Şimdi de çalıştırdığımda motoru görürsünüz zaten. Hepsini de hiç sıkıntısız sulayabiliyoruz. Yani çok basit bir işlem. Tek başınıza bile yani yapabileceğiniz bir işlem. Komple buralarda gidiyor bana. En sonlarda da kör tıpa var. Kör tıpa da zaten olduğu için suyun tanziğini arttırıyor. Yani direkt buradan su çıkışı olmadığı için hem tanzik artıyor hem de daha verimli oluyor. Hemen şimdi karşıya geçelim. Yine aynı tesisat karşıda da var. Aynı şekilde. Ben bunları şimdi tam tesisatın çalıştığına emin olduğum zaman toprağı birazcık eşeleyip direkt gömeceğim. Gömdükten sonra zaten sadece uçlara gözükecek ve görüntü kirliliği de olmayacak bu şekilde, yani tek tek görüntü kirliliği de olmayacak. Sadece bu 2-3 ağaç sulayacağım hortumlar var mesela. Şuraya tek bir tane vana koyduk, tek tek uğraşmayalım diye. Bundan bu iki tane dalı da sulayabiliyoruz. Bu biraz açıkta kalır. Diğer mesela tek ağaca gidenlerin hepsi kapanacak. Onlar da görüntü kirliliğine neden olmayacak. Bu şekilde. Ayrıyetten burada size göstermek istediğim bir tane daha bahçe hortumumuz var. Bununla da çim ekim işlemindeki sulama işleminde kullanacağız. Bu hortum da böyle gözükmeyecek. Bu hortum da şimdi gömülecek. Şöyle gördüğünüz gibi iki fıskiye buraya takıldı. Tabanca dediğiniz. Bu yağmurlama sulamada kullanılanlardan. Bir, iki tane var. İki tane de karşı tarafa konulacak. Ondan sonra su tesisatımız komple bitmiş oluyor. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı vesaire yaşamadık. Dün de çalıştırdık. Bugün de bir sabah geldiğimizde çalıştırdık. Yine bir sıkıntı olmadı. Şu an fıskiyeleri takıyoruz. Arkasından da rahat bir şekilde sadece motoru çalıştırdığımız zaman bütün bahçeyi, burası ortalama 3-3,5 dönümlük bir arazi. Yaklaşık 40-50 tane de ağaç var. Hepsini de rahatlıkla sulayabiliyoruz. Ayrıca burada çim ekimi yapılacak. Çim ekimi yapıldığı zaman da burada rahatlıkla sulanabilecek. Hemen bu videonun arkasında zaten çim ekim videosu gelecek. Genel olarak hatlarıyla bu şekilde su tesisatı. İsterseniz ben bir motoru çalıştırayım. Nasıl çalıştığıyla alakalı da bir görün. Hemen motorumuzun başına gidelim. Şu şekilde. Ya isteyen olursa bu ana hatları da gömebilir. Çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Çünkü bunlar kalın boru. Şu şekilde. Önce motorumuzu ona getiriyoruz. Arkadaki ciklemizi çekiyoruz. Şöyle birazcık çok az bir kuvvetle asıldığımızda tesisat çalışmaya başlıyor. Tanzik biraz çok geldiği için ben bu varayı yarım bıraktım. Açık olan vana burası. Buradan da sulama hatlarına geçmesi lazım. Bakayım şöyle, çok şey yapmıyor. Vanayı hemen kapatalım.
şu şekilde vanamızı kapattık. Tüm işlemi buradan kontrol edebiliyoruz. Biraz motorun sesi çok geldiği için sesim anlaşılmıyor olabilir ama. Evet arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle direkt fıskiyelerimiz çalışmaya başladı. Hatta buraya kadar atıyor, onu bir ayarlamam lazım. Direkt çim ekeceğimiz alanda su tesisat tamamlanmış oldu. Bu şekilde iki tarafa da veriyor. Aynı şekilde burada da olacak aynı hat. Ve bunlar toprağın altına gömüleceği için görüntü kirliliği de olmayacak. Sadece motoru çalıştırdığımız an sıkıntısızca çimimiz sulanacak. Mesela şu hattın üstünde de diğer hatlar nasıl çalıştığını göstereyim. Mesela şu an bunlar kapalı şu an. Gördüğünüz gibi. Tek yapmamız gereken buradan vanayı açtığımız an görüyorsunuz suyun geliş şeklini. Buraya geliyor bir tane. Mesela burada açıkmış zaten. Buradan da akıyor. Hatta yarım açıkmış bu. Suyun akış şiddetini görüyorsunuz zaten. Hiç sıkıntısız akıyor yani. Bu diğer taraftaki hatlarda da böyle. İki tarafta çalıştırma çalıştırıyor ama o kadar da gerek yok. Bunlar şu anda işimizi görüyor mesela. Gördüğünüz gibi fiskelerde de hiçbir değişiklik yok. O yönden de şanslıyız. Ya direkt bu şekilde sulama yapabiliyorsunuz. Hemen arkasından da şimdi buraya şimdi çim ekeceğim. Çim ekmemi istediğiniz video varsa eğer, onu da izlersiniz. Video buraya kadardı. İzlediyseniz teşekkürler. Eğer yararlı bir video olduysa ne mutlu bana. Sormak istediğiniz soru, kafanıza takılan bir soru varsa da yorumlar kısmından sorarsanız kesin ve kesin cevaplarım. Kanalıma abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İyi günler.